Evet, yarın akşam Gülcan Altan bizimle olacak. Siz şarkılarınızı şimdiden seçmeye başlayın. Yalnız sizinle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bana Hüseyin dedi ki maç var Enver abi, sen çok izlenmezsin. Acaba Hüseyin haklı mı diye de merak ettim. Normalde biz 2000'e yakın mesaj alıyoruz. Şu anda 600-700'lerdeyiz. İzlemiyorsanız üzülürüm açıkçası. Yo da niye üzüleyim ya, belki de işiniz var. Fermente üzüm suyu içiyorsunuz. Üzülmeyiz, ne yapalım. Fahrettin ve Fatma Nur Altun'la ilgili paylaşımlara erişim engeli geldi. Neden geldi meselesi ayrı, bir haber izleyelim isterseniz. Değerli dostlar, bu erişim engellemesi meselesi özellikle aslında geçmişinde Fethullahçılarla kol kola girenler açısından bir yöntem haline geldi. Ben hep söylemişimdir, insan hata yapar. İnsan kandırıla da bilir, iyi niyetlidir falan. Ancak toplum önünde söz söyleyenlerin kandırıldım diyerek kefeni yırtma şansı yoktur. En azından şunu yapabilir, ya şunlar oldu, şu gerekçeler oldu, şu bulgular oldu diyerek toplumu aydınlatma görevleri vardır. Solda bir öz eleştiri verme durumu vardır. Bu bağlamda önemserim açıkçası, bu bir. İkincisi, gerçekten utanılacak bir şey yoksa niye erişim engeli gelsin? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Fakat memleket öyle bir hale geldi ki tabii keyfiyet bir taraftan sırtını iktidara yaslama sorunu alabildiğine yürütüyor bu işleri. Dolayısıyla hep beraber şaşkınlıkla bunları izliyoruz. Gelelim vekillere. Zaten geçim sıkıntısı çeken vekiller, yani ben söylemiyorum bunu, meclis başkanı şimdi bir zam şokuyla karşı karşıyalar. Önce şunu söyleyeyim, size ters gelecek belki görüşüm ama ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan vekillerin yüksek maaş almasından yanayım. Neden? Çünkü bir vekil eğer yasa yapacaksa, denetleme görevi yapacaksa, mesela bir şirkette danışman ya da bir ticari işte devam şeklinde hayatını sürdürmemeli. Yani artık kamu görevi yaptığı için ömrünün sonuna kadar bu kamu görevinin gereğini yaparak öyle bir hayat sürmeli. El avuç açmamalı, muhtaç olmamalı. Türkiye'de vekillerin maaşlarının batmasının nedeni çok olmasından kaynaklı değil. Sayıca çoklar, yetkileri yok, bu bir. İkincisi, milli iradeden gelerek değil, genellikle %90 olarak ön seçim falan da olmadığı için genel başkanların iki dudağı arasında seçilerek geliyorlar. Ve genellikle de zaten varlıklı insanlar olarak geliyorlar. Aslında temel sorun bu. O yüzden şimdi vereceğimiz zam şoku ironi habere döndü. Bakınız, milletvekilleri bekleyen o tarifsiz zam neymiş? Türkiye'de gazetecilerin durumu sıkıntılı. Bugün bir açıklama yapmış geçmişte yöneticilik yapan bir arkadaşımız muhalefet kanallarından birinde. Demiş ki zaten ekranlarda namuslu, haysiyetli gazeteci kalmadı, hepsi kovuldu. Bu açıklamasını düzeltmesini isterim açıkçası. Şöyle dese, az sayıda kaldı dese sevinirim. Çünkü toptancı yargıların doğru olmadığının altını çizmek isterim. Elbette ki dilerim ki bütün gazeteciler görevlerini yapsınlar, evlerine ekmek götürebilsinler. Ve elbette ki dilerim ki bütün gazeteciler hiç kimseye boyun eğmeksizin gazetecilik noktasında gereğini yapsınlar. Ama eğer siz kalkıp da işte ekrandaki bütün gazeteciler zaten işte çok da değerli işler yapmıyorlar falan derseniz, o zaman insanlar sorar, peki siz ne kadar doğru işler yaptınız diye sorar. Ben gazeteciler arasındaki bu çatışmayı çok doğru bulmuyorum. İyi gazeteciyle kötü gazetecinin arasındaki farkı da önce halkımızın, sonra da meslek büyüklerimizin ve zamanın vereceğini düşünüyorum. Bir gazeteci haberi. Cumhuriyet Gazetesi'nin çok sevgili muhabirlerinden biri belgeli haber yaptı ve iki iddianame ile bu haberleri taçlandı, yargılanacak. Daha önce de burada konuk ettiğimiz dünya güzeli gencecik bir kadın gazeteci, bakın neyle karşı karşıya. Gazetecinin yazabilmesi Türkiye'de gün be gün zorlaşıyor. Gazetecinin sözünü söyleyebilmesi gün be gün zorlaşıyor. Biz de bunu elimizden geldiğince kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yaygın ve salgın bir cehalet var. Türkiye'de yaygın ve salgın bir vurdum duymazlık, vasatlık ve bayağılık var. Bu hakikaten problemli.
Demin burada okurken sağ olsunlar insanlar bir anda mesajlar atmaya başladılar. Olur mu öyle şey ya, buradayız diyorlar. Ben de Hüseyin'e nispet bak mesajlar artıyor diyorum. İnsanlar bizimle iletişim kuruyor diyorum. Çünkü bizim programımızın doğası iletişim kurmak üzerine kurulu. Bu sohbeti ben kendi payıma önemsiyorum. Akşamları laf aramızda ben de lezzet duyuyorum. Bazıları diyor ki ne kadar naifsiniz Enver Bey. Hayatımda o kadar naif miyim bilmiyorum. Burada naif miyim onu da bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Birbirimize dair olayların perde arkasını anlatmazsak mesele tam olarak yerine oturmuyor. Niye? Çünkü sosyal medyada, haber sitelerinde o kadar çok haber var ve o kadar çok bombardıman halindeyiz ki hangisi nedir bunları ayıklamak problem haline geliyor. Bence 21. yüzyılda bizim bir görevimiz de sapla samanı ayırma konusunda size yardımcı olabilmek. Bizim bir görevimiz de bu sapla samanı ayrıldıktan sonra bir boyut katıp bir de böyle düşünün diyebilmek. Mutlaka ki benim düşündüğüm en doğru değil. Mutlaka ki bir başkasının düşündüğü de en doğru değil. Ancak diyalektik işleyecekse eğer, farklı fikirleri gördükten sonra bir senteze varacağız. Çünkü aslında sizden gelen tepkiler de bu bağlamda bana fayda sağlıyor. Çünkü bazen bu gelen bilgiler üzerinden de yeni düşünme olanakları sağlıyoruz. İşte Türkiye'de bu yaygın cehalet meselesine gelince konu kaçınılmaz olarak imam hatiplere geliyor. Türkiye'yi imam hatiplere mecbur eden siyasi iktidar aslında imam hatiplerdeki çocukların iyi yetişmesini sağlayamıyor. Yani iddia şuydu, dindar çocuklar yetiştireceğiz ama bütün bu çocuklar entelektüel anlamda da sağlam olacaklar. Bana sorarsanız bu türden bir eğitimden entelektüel olarak sağlıklı bir çocuk çıkması doğru değil. Zorunlu din dersi ve dahası zorunlu din dersiyle birlikte bir mezhebin dayatılması, devletin bir ideoloji olarak vermesi ülkeye bir katkıda sağlamaz. Belki ilerleyen yaşlarda, üniversitelerde bu anlamda ilahiyat fakültelerinde bu türden araştırmalar yapılabilir, dindar tarih araştırması yapılabilir ama insanlara dini dayatmak ya da benim anlayışım doğrudur demek hakikaten en hafifinden ayıp. İşte imam hatiplilerin sınavların ardından durumunu hep beraber bir görelim. Evet, özgürlük gibisi yok. Özgürlük önemli. Gerçi zamanında bu özgürlük şarkısı bir reklam filminde de kullanılmıştı ve öfkelenmiştik. Hüseyin ya bir çay daha içerim ben. Aklında olsun. Mehmet Bey'den rica edelim. Ya size bir şey söyleyeceğim. Şöyle diyor ki bazen Enver Bey her şeyde sen söyleme ama bunu söyleyeceğim hazır şöyle canlı yayına müdahale edemezken bazı şeyler canımı sıkıyor hakikaten. Popüler isimlerin yarınki Cumhuriyet yazımında yazdım detaylı okursanız sevinirim. Cumhuriyet'i alın ne olur. Cumhuriyet Atatürk'ün kurduğu gazete, Uğur Mumcu'nun gazetesi, İlhan Selçuk'un gazetesi. Şimdi biz o bayrağı taşımaya çalışıyoruz. Lütfen gazetemizi alın. Bir kere onu söyleyeyim. O da şu, şimdi biz Gezi olayında hatırlarsanız Gezi'de insanların o günkü o havayla birlikte bir sürü popüler figürün, televizyon figürünün, sanatçının falan çıkıp tweetler attığını, bir şeyler söylediğini gördük. Ardından baktık ki bunlar devir değişince ne oluyoruz falan derken aman biz dizilerden kopmayalım, aman popülerliğimiz kaybolmasın diye böyle fırıldak gibi döndükten sonra Yenikapı'ya koştura koştura gittiklerini gördük. Yenikapı'ya gidebilirsiniz, darbe karşıtı olabilirsiniz. Lakin öncenizi reddedip tweetlerinizi silerseniz, Gezi çocuklarına sahip çıkmazsanız canınız sıkılır. Bu Kaz Dağları ile ilgili de böyle bir kaygı taşıyorum açıkçası. Şimdi bir hava oldu ya, Kaz Dağları'na destek vermek moda haline geldi ya. Bu her şeyden nemalanmaya çalışan bir popüler isimler topluluğu var. Bunların muhtemelen şöhrete ihtiyacı yok, paraya da ihtiyacı yok. Ama hep ben olayım egosu halindeler. Ben kuşku duyuyorum. Bunların bazılarına çok fazla övgüde bulunulduğunu görüyorum. Abi aslansın, kaplansın. Ya şundan ders almayacak mıyız birader? Bir dikkat et ya. Daha bak bundan birkaç sene önce söylediklerinden vazgeçen, kandırıldık diyen, kıvıran çok insan var. Dikkat et. Demek geliyor içimden. Şimdi bana şey diyor ki şöyle ya bunları her şeyde sen söyleme bazen dur. Haklı.
Ama bunu da söylemezsem bu sefer içim rahat etmeyecek. Çünkü bazılarına var. Fena halde takip ediyorum. Zamanı gelince de Cumhuriyet'te yazacağım. Şimdi böyle havalardalar. Tweetler, mevitler, eyleme gidiyoruz, geliyoruz. Beni görün, beni sevin falan filan. Ama bu Kanadalı'nın dediği gibi 6 ay sonra bakalım tablo değiştiğinde orada olacak mısınız? Çok merak ediyorum. Yani her şeyin bir halkla ilişkiler çalışması gibi olması canımı sıkıyor. Bizim dünyamızda böyle bir şey var. Liyakat sorunu da var. Onu da biraz sonra söyleyeceğim. Bu arada bir mesaj gelmiş. Nöbetten geliyorum, sizi izliyorum ve Türkiye'ye dair her şeyi sizden takip etmeye çalışıyorum diyor. Hangi nöbetten geldiğini bilmiyorum ama sağlıkçıysa eğer Allah kolaylık versin, teşekkür ediyorum. Bir başka muayenehanede çalışan bir sağlık çalışanı, kadın arkadaşımız. 5 gün çalışıyorum, 2 gün temizliğe gidiyorum. Milletvekilleri 22 bin lira maaş alıyor. Ne diyorsunuz Enver Bey diyor. Ne diyeyim, siz emekçisiniz, siz alın teri sahibisiniz. Sizin yanınızda durmak boynumuzun borcu. İşte o 22 bin lira alan milletvekilleri de sizin hakkınızı savunsun diye parayı düşünmesinler de emekçinin yanında dursunlar diyorum. Size de selamlar olsun. Birisi de haklı olarak demiş ki, ya arkadaş mal beyanlarına bakın, sonra da bu işler bittikten sonraki tabloya bakın. Bunda da haklılar. Yani aslında başka bir şey söyleyeyim mi? Memleketi neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Ben de o yüzden burada böyle sizinle rahat rahat konuşurken bir taraftan da ikircik bir ruh hallerine kapılıyorum. Şimdi öğrenciler üniversitede tercihler falan yaptılar. Bana sorarsanız Türkiye'de batılı anlamda bir üniversitemiz maalesef yok. İşte ODTÜ, Boğaziçi, belki birkaç Koç, Galatasaray falan sayılabilir ama geleneği olan üniversiteleri de Hacettepe, İTÜ, 9 Eylül gibi yok etmeye çalışıyorlar. Öğrenci öğretim üyeleri falan zayıfladı. Bunlar ayrı bir bela, ayrı bir tartışma, ayrı bir sorun. Ama bir de böyle işte iki dükkan arasında sıkışmış vakıf üniversiteleri var. Diploma tacirliği yapıyorlar falan. Buna da insanlara eyvallah diyor. Cebindeki 3 kuruşu veriyor falan. Ama çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız aslında. O da yurt sorunu. Biliyorsunuz bu yurt sorununa ilk defa uyanan, Türkiye'yi uyandıran isim Türkan Saylan oldu. Kızlarımıza yurt yapalım dedi. Aslında yurdu bugün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler öncelikli olarak yapmakla yükümlüler laikliği korumak için. Çünkü eğer yurt sorununu çözemezseniz o zaman insanlar tarikatların, cemaatlerin kucağına düşüyor. Biliyorsunuz o tarikatların, cemaatlerin kucağına düşenlerin başına da gelmedik kalmıyor. Sizlerden gelen mesajları okuyorum. En çok gelen mesaj şu. Hüseyin bu arada çay olmadı galiba da çay mı tükendi ne oldu anlamadım. Mehmet abiye mi ulaşamadın? Arkadaşlar Mehmet Bey firari vaziyette. Mehmet Bey bizi seyrediyor olabilir. Allah aşkına bir Mehmet Bey'e ulaşın. Mehmet Bey çok tatlı adamdır. Ben size Mehmet Bey'i şöyle anlatayım. Mehmet Bey akşam saatlerinde buraya geldikten sonra buradaki insanlara evladı gibi çayı demler. Ne ihtiyacın var, neyin yok falan hepsine böyle çayları dağıtır. Güzel adam. Biz de sohbet ediyoruz arada bir. Torunlardan falan konuşuyor. Neyse ne diyecektim ha. Sizden gelen tepkilerde şöyle bir isyankar taraf var. İnsanın da hoşuna gidiyor. Diyor ki mesela beğenmeyen izlenmesin kardeşim. Tam benlik hal. Bende de böyle bir fevri taraf vardır. Hayatın her alanında tabii fevri olmak istemiyorum ama böyle bir boyun eğme meselesinde de biraz gaz yapıyor herhalde. Boyun eğmekten çok hoşlanmıyorum. Kendi kendime şöyle düşünüyorum. Televizyonlar elimizde alınabilir, gazeteler elimizde alınabilir ama kalemimizi alamazlar ya. Sözümüz varsa kitabımızı yazarız. Okurlarımıza ulaşırız. Geçen gün şunu düşündüm. Acaba dedim biz bu dostlarla yaptığımız söyleşileri acaba Türkiye'nin başka yerlerinde mesela fermente üzüm suyu eşliğinde birlikte çav bella sohbetleri olarak yapsak mı? Düşünsenize buradaki dostlarla birlikte gidiyoruz bir yere. Fermente üzüm sularını koymuşuz. Ellerimizde şiir kitaplarımız. Bir geceyi mesela 2-3 saat beraber geçiriyoruz. Çok da akıl dışı değil aslında. Dünya televizyonlarında böyle bir şey. Mehmet Bey neredeydin ya? Telefonun sesi kısıkmıştı. Telefonun sesi kısık, geziyorsun. Peki. Tablo bu. Bir de bunu düşündüm açıkçası yani. Bir diğer mesele, hatırlar mısınız? Burada Gülcan'la ilgili bir program yaparken demiştik ki, yahu ses tesisatıyla ilgili bir sponsor bulabilsek işi daha kolay yaparız. Biliyor musunuz insanların yüreğinde güzel bir taraf var. Bize çok da büyük olmayan bir firma yarından itibaren sponsorluk yapacak. Ses tesisatını kuracağız buraya. Yani artık buraya gelen sanatçı arkadaşlarımız biraz da mahcubiyetle çağıramadığım yani gelmeye söz veren Selda Bağcan, Leman Sam gibi olağanüstü değerli isimleri ya olanak yok diye çağıramıyorduk. Artık çağırabilir hale geleceğiz. Çünkü Gülcan Murat
tesisatla birlikte evden getiriyordu tesisatı. Bir şekilde yardım ediyordu. O sponsoru da Murat buldu aslında. Yarın ona da teşekkür edeceğim. Yani belki de bu hep birlikte imece usulü yaptığımız programda bundan sonra size başka başka sanatçıları da duyuracağım. Bu da güzel be. Yani para, pul, bilmem ne falan bir yere kadar güzel be kardeşim. Hep birlikte bunu yapıyoruz. Hoşuma gitmedi desem yalan olur. Bunu da söylemiş olayım. Bugün güler misiniz, ağlar mısınız türden olaylar da oldu. Efendim bir apartman yönetimine bir dilekçe gidiyor. Apartman yönetimine dilekçe giderken boş kağıda yazarsınız. Sayın yönetici bilmem ne falan diye. Fakat bu dilekçe ağır dilekçe. İzleyin ondan sonra karar verin. Şimdi aslında bu bir taktik. Burada işte o şey dilekçe. Gülsüm Hanım, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili. Burada da Cumhurbaşkanlığı Forsu var. Ya arkadaşlar Türkiye'de şöyle bir hal olmuş. Yani ben kimim biliyor musun? Ben kimim hali? Kimsin baba? Bak ben bu Forsun altındayım. Kimim? Ben Recep Tayyip Erdoğan'a yakınım. Liyakat ne diyorsunuz? İşte alın size liyakat meselesi. Biz böylelerine ne diyoruz? Hep beraber ne diyoruz? Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Hüseyin, Eray'la da konuş. Eray bu arada benim canım kardeşim. Bizim montajlarımızı yapıyor. Eray'la da konuş. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi bayramda izin, tatil yapacağız. Bayramdan sonra programa geleceğim ama Eylül'le birlikte işte görsellerimizi falan da yenileyeceğiz. Bu tanıtımlardaki en güzeli nasıl olur diye düşündüm. Katılıyorsanız bana ne olur destek verin. Dedim ki tanıtımı şöyle yapalım. Önce bizim buradakiler başlasın. Mesela siz evde kamerayı koyun, ver belleği deyin. Yani düşünsenize herkesten gelen şeyler. Ver belleği, ver belleği. İşçisi, emekçisi, köylüsü. Biz bunları montaj yapalım ve finalde diyelim ki bir günü anlamak için size ayrıntılar yeter. Nasıl tanıtım? Düşünsenize köyünden birisi ver belleği Enver diyor. Bir çocuk ver belleği diyor. Bir büyük ver belleği diyor. Videoyu çekiyorsunuz. Bana gönderiyorsunuz. Biz de bunlardan bir klip yapıyoruz ve yeni tanıtımımız böyle oluyor. Ver belleği şeklinde oluyor. Çok mu yaratıcı? Bilemem. Ama ver belleği hiç de fena. Ne gülüyorsun? Kameraman kötü mü? İlk sen ne yapacağım? Ver belleği diyenler. O zaman ne yapıyoruz Hüseyin? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Kadın sesinden verelim. Hazırız. Ne yapıyoruz arkadaşlara? Antetli kağıtlarda Cumhurbaşkanlığı koyanlara ver belleği. Hüseyin'cim 500 açıktan 300-400 tane de kapalıdan mesaj geldi. Bine doğru geldik yakaladık yani. Öyle izlenmiyorsun falan. Bu topa böyle girmeyelim. Çayımızı da içelim. İki tane mesaj var. Bu mesajlardan bir tanesi bir arkadaşımız bizim Taranta Babu'yu izlemiş. Oradan çıktık geldik. Finalde Çağ Belleli yaptık diyor. Teşekkür ediyoruz. Her tarafta bir Çağ Belleli meselesi yürüyor. Göksel Bey de abi geç kaldık. Balıkla birlikte fermente üzüm suyu içiyorduk dedi. Afiyet olsun. Biz de burada çalışıyoruz. Çay içiyoruz. Adalet bu mu demeyeceğim. Olsun herkes görevini yapsın. Bizim Sinan Gürsoy mesaj gönderdi bana. Sinan diyor ki Almanya'ya biz bir turneye gitmiştik benim gösterimle. Oradan Mürsel Bey yazmış. Nice ayrıntılı günlere demiş. Ben de diyorum ki Mürsel Bey'i bir daha çağırırsan bir daha geleceğiz oraya. Almanya'daki dostlarımızla çok güzel bir gece geçirmiştik. Onlara da selam olsun. Biraz Türkiye'nin başka yüzünden de söz edelim. Mesela efendim Antalya'da Jennifer Lopez adlı hanımefendi bir konser verdi. Ben kendisinin hayranı değilim. Dolayısıyla tam olarak nasıl birisi olduğunu bilmiyorum. Yani tip olarak da biliyorum da ne yaptığını bilmiyorum. Ayakta dinlemek fiyatı ile lojada dinlemek fiyatını az sonra size vereceğiz. Önce Jennifer Lopez'in müziği ve haberini yapacağız. Ardından da bizim müziğimizi koyacağız. Arkadaşlar tablo şu. 28 loca varmış 50 bin eurodan birine düş. 27 çarpı 50 bin euro. Türkiye'de Jennifer Lopez izlemek için 27 tane loca 50 bin euro verebilecek insan olduğunu da öğrenmiş olduk. Bazı şeyleri ben hala şaşırıyorum. Bilmiyorum siz şaşırıyor musunuz ama bu memleketin bu kadar uçurumu olması insanlara kardeşim bu parayı nereden buldun diyemediğimiz için. Hukuk devletinin tesis edilememesinden kaynaklı. Bakmayın sesimin düştüğüne umutsuz falan değilim. Gülüyorum bir taraftan. Biz burada ay sonunu getirmek için kaç kuruşla insanların neler yaptığını biliyoruz. İşte az önce konuştuk Mehmet abi. 4 tane torun var emekli. Çay götürüyor. Burada mücadele ediyor falan. Bir ona bakıyoruz. Bir de 50 bin euroyu göz açıp kapayıncaya kadar veren insanlara bakıyoruz.
Normalde Verbelli'yi dememiz gerekiyor. Ama ben bu kez Ali Rıza Binboğa'ya gitmek istiyorum. Bizim tertemiz bir gençliğimiz, bizim tertemiz umutlarımız, bizim tertemiz sevdamız vardır. Varsın o kalsın. Ben bu ülkeye, bu ülkenin vicdanına hala inanıyorum. Evet, şiirsiz hayatımıza bir şiir koymak gerektiği konusunda hemfikiriz. İlerleyen haftalarda elbette ki böyle bir manyak gibi sürekli kendi şiirlerimi okuyacak değilim ama bu hafta madem öyle oldu, bu şiirlerden örnekler vermeye devam edeyim istedim. Aslında ben şiir sevdasına Melih Cevdet Anday'la kapıldım. Hocam Feridun benden Melih Cevdet hayranıydı. Ben belki ondan daha büyük bir hayran haline geldim. Garipçileri benim kuşağım çok sever. Benden önceki kuşak da sever. Şiir bilen herkes sever. Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet. Bu akşam semtimize Sağanak Aşk Lazım kitabından Özlem Ki Unutmaktır Adını adlı şiiri okuyacağım. Bu şiiri yanlış hatırlamıyorsam geçen sene değil evvelki sene Datça'da yazmıştım. Ve sabaha kadar çalışmıştım bu şiir için. Özlem ne, unutmak ne, vesaire ne. Bakalım arkaya şimdi hangi fon müziği gelecek. Adagio'yu mu veriyorsunuz? Albinoni'nin. O kadar severim ki Albinoni'nin Adagio'sunu. Beni başka yere götürdü, gençliğime götürdü. Radyo günlerine götürdü. Radyo benim hayatımda önemli. Şimdi dostluk kitabı yazıyorum dedim ya. Anneannemi yazdım birinci bölümde. Anneanne önemli. Anneanneyle birlikte büyüyen ya da babaanneyle, büyükanneyle birlikte büyüyen çocukların ayrı bir ülkenin yurttaşı olduğunu düşünürüm. Benim kızım da anneannesiyle büyüdü. Melahat Hanım'la büyüdü. Ona borçluyum açıkçası. Evladınızı teslim edebileceğiniz en güzel insan. Kendi anneannem Hikmet Çandır'dı. Kızımın büyümesine neden olan anneanne de Melahat Uğuz. Şiir onlara ne kadar uygun bilmiyorum ama bu şiiri isteyenlere olsun. Özlem ki unutmaktır. Yaprak yaprak dağıldı karanfil, parmaklıklar içinde tohum. Gözüm bir yıldıza daldı, ah etti yalnızlık. Beni bir tümcede gri yağmurla özle. Misafirlerim olsun elbette, beyaz çarşaf sereyim. Kıvrımları kösnül, esmer, hasret içli bir plak. Yapraklarım dağılmış saçların, küllenmiş bir gurbet. Birdenbire yüzün aynada vişne çürüğü dudak izin. Bir tarihçi anlatmakta geçmiş sanılan günleri. Oysa yanık tende garip bir izdir sesin. Özledim, özlem ki unutmaktır. Dilim döndüğünce size semtimize Sağanak Aşk Lazım'dan şiirler okudum. Mesajlarınıza baktım. Teşekkür ederim. Benim bu kör tapal beceriksizce okumama gösterdiğiniz ilgi beni mutlu ediyor. Nihayetinde burada işte gönül dostluğu yapıyoruz. Zaman zaman ruhsal sıkıntılarım benim de elbette oluyor. Gerçekten insanın isyan edesi oluyor. Dengeleri bozuluyor. Nagihan ve Nazlı Ilıcak'la program yaparken kendimi sağlam zannediyordum. Fakat 3,5 saatlik bir ameliyat geçirdim. Reflü ameliyatı geçirdim. Meğersem sinirlerim harap olmuş. Düşünün beni ne hale getirmişler o zaman. Tabii böyle durumlarda psikiyatristlere de danışmak gerekiyor. Bazen de dostluğunuz oluyor. Adını vermemden hoşlanmayacağını düşündüğüm için ama kendisi de geçtiğimiz günlerde ameliyat olduğu için geçmiş olsun demek isterim. Şimdi bana yazmış arkandayım Enver diye psikiyatrim sisteme. Zaman zaman danışırım, sevdiklerimi de gönderirim. Hakikaten benim zor zamanlarımda bir telefon kadar yakın olmuştur. Hani ekranda böyle her zaman çok güçlü, dimdik falan duruyoruz ama öyle olmuyor. Ruhsal çöküntülerimizin olduğu, kedere kapıldığımız, hata yaptığımız, büyük hatalar yaptığımız
Yapmamak için özen gösterdiğimiz zamanlar oluyor. Neyse, adını vermeme izin verip vermeyeceğini bilmediğim için o kendisini anladı. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun diliyorum. Son bir cümleyle bu akşamı kapatacağım ve yarın Gülcan Altan'a kadar alasmaldık diyeceğim. Tabii saat 1'de şöyle sizinle olacak. Şimdi size 12 dakikalık bir tür belgesel tadında bir hikaye gelecek, ekrana izlettireceğim. Yazarı benim. Dün söz ettiğim Selçuk Yula hikayesi idi bu. Tabii ki orada Selçuk Yula aslında bir bahane. Çünkü Selçuk Yula sevgisi aynı zamanda o dönemin Kadıköy'ü demek. Selçuk Yula sevgisi o zamanki Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe arasındaki adil, eşit ilişki demek. Çocukluğum demek, babam demek, dedem demek. Tabii ki o Selçuk Yula benim mahalle arkadaşlarım, mahalle kokusu demek. Eray'ın hazırladığı, tepeden tırnağa hazırladığı bu 12 dakikalık belgesel tadındaki görüntüler ve okuması için de kendisine teşekkür ediyorum. Emeği zayi olsun istemedim. O yüzden sizden izin istiyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın mutlaka buluşuruz saat 11'de Gülcan Altan'la. Sonra bir süre tatil, işte bayram sonuna kadar yeniden geleceğiz. Şunu unutmayın dostlar. Esas olan bir kahvenin 40 yıllık hatırıdır. Ama bir şey söyleyeceğim. Fermente üzüm suyunu doğru insanlarla içerseniz onun hatırı 40 yıl değil, bir ömür boyudur.